Sevgili dostlar merhabalar. Uzun zamandır canım künefe istiyordu ve ben de künefe videosu çekeyim artık diye kendi kendime düşünüyordum. Ama bir kafamda bir soru işareti vardı. Benim ocağım indüksiyonlu ocak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her bu ocaklarda her türlü tencereler ya da tavalar çalışmıyor. Granit gibi ürünler vesaire çalışmıyor. Çeşitler çalışmıyor. Tava çeşitleri, tencere çeşitleri çalışmıyor. Bu künefe kaplarının da çalışıp çalışmayacağını hiç kontrol etmemiştim. Tereddüt içindeydim. O yüzden de hep diğer tariflere öncelik verdim ama artık bir künefe yapayım derken file marketlerde dolaşırken arkadaşlar önüme şu file marketin kendi markasının, Harras markasının künefesi çıktı. Ben genelde açık sözlü olayım, dürüst olayım. Böyle hazır satan tatları falan tereddüt etmem. Zaten kendim yapıyorum. Hiç de lezzetli bulmam. Almam. Satın almıyorum genelde. Ama bir baktım ki böyle iki tane künefeyi 5.25'e satıyor bu adamlar. Allah Allah dedim. Yine almayacaktım. Yanımda arkadaşım vardı. Hanımefendi dedi ki lütfen dedi deneyelim güzel olabilir dedi. Benim için yapar mısın dedi. Tamam dedim seni kırmayacağım dedim ve künefeyi aldık arkadaşlar. Bu paket içinde 2 adet künefe var ve fiyatı 5.25 arkadaşlar. Şöyle bir kağıt tabakta künefe çıkıyor içinden. Üzerinde bunun tarifinin, paketin üzerinde işte birebir şerbet yapın, soğuk şerbet ya da ılık şerbet kullanıyoruz diyor. Böylece fırına atın, kızartın gibi gibi yazmış. Ben bunu çok doğru bulmadığım için bu işten anlayan birisi olarak künefe kaplarımda var. Ben bari künefe kaplarımda yapayım dedim. Bakalım şimdi beraber deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle arkadaşlar künefe kabımı çok güzel bir şekilde yağlamak istiyorum. Tereyağıyla bolca yağlayacağım ki yapışmasın ve çok kısık ateşte pişireceğim. İndüksiyonlu ocakta 6 kademesi var benim ocağımın. İkinci kademede yapacağım. Yani en düşük. Altıncı kademe en yüksek olan birden altıya doğru ısı yükseliyor. İkinci kademede en düşük bir üzeri olan kademede ben kadayıfımı, künefemi pişirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? İndüksiyonlu ocakta bu hazır kadayıf nasıl olacak arkadaşlar? Güzel olursa sıfırdan künefe nasıl yapılır? Gerçi kadayıf yapmıştık. Çok benzeri ama künefe nasıl yapılır diye bir videoda yine beraber burada sizlerle çekeriz arkadaşlar. İki tane tabak yağlayacağım ben. Ters düz yaparken aynı tabağı kullanmayacağım. Şöyle kenarlarında bolca yağlıyorum ki oralara da yapışmasın kadayıfım. Şimdi arkadaşımla aldığımızda da denediğimde de arkadaşlar denedik biz bunu. Normal ocakta denedik arkadaşımın evinde. Normal gazlı ocakta dedik. Fena olmadı. Lezzetini beğendiğim için de ben bu videoyu çekmek istedim. İçinde peyniri falan da güzel eriyen kaliteli bir peynir kullanmışlar. Hoşuma gittiği için ben de burada kendi ocağımda denemek istedim. İki tane bu tabağı kullanmayacağım. Burada da hazır şerbetim var arkadaşlar. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı suyla 10 dakika kaynattım. İçine birkaç damla da limon attım. Bu tabağı da dediğim gibi ters çevireceğim için içine bunu da yağlıyorum. Siz tek tabakla kullanabilirsiniz. Böyle künefe tabaklarınız yoksa arkadaşlar ne kullanacaksınız? Bunun büyüklüğünde tavalar ya da küçük omlet tavaların içine mümkün olduğu kadar çok yayılmayacak şekilde bunun çapına yakın bir tava kullanın. Ters düz yaparak yağda kızartın arkadaşlar. Ondan sonra şerbetinde sıcak künefeye soğuk şerbeti verdiğimizde de böyle çıtır çıtır bir künefemiz olacak. Şimdi ne diyordum? Denemek istedim. Deneyeceğiz. İndüksiyonlu ocağın en düşük ikinci kademesinde pişirmeye başlayacağız. Şimdi bu künefemizi açıp içine oturtalım ve nasıl bir tat olacak ona bakalım. Şöyle çok dökmeden, ziyan etmeden hemen tabağımın içine oturtuyorum arkadaşlar. Bu kısmını kullanmayacağım. Şimdi ben bunu ocağımı yakıyorum. Ocağın başında dediğim gibi indüksiyonlu ocakta en düşüğün bir üzeri yani 6 kademeli olan indüksiyonlu ocakta ikinci kademede en düşük ısının ikinci seviyesinde pişirmeye başlayacağız. Nasıl anlayacağız piştiğini o da birazdan şimdi püf noktasında. Hadi ocağın başına. Evet arkadaşlar ocağın başına geldik. Ocağa bakın şurada 6 tane kademesi var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın 4 yazıyor, 5 yazıyor, 6 yazıyor. Biz buradan 2'ye gideceğiz. 1 burada. 2 burada arkadaşlar. Evet 2'yi bulduk. Hemen 2'yi alalım. 2'ye aldık. Ocak ısınmaya başlıyor. Bakın kırmızılık geldi. Künefe tabağımı üzerine koyuyorum. Ortaladım. Hiç çevirmeme gerek yok. Zaten indüksiyonlu ocak.
arkadaşlar. İndüksiyonlu ocaklarda bakın bu kırmızı şerit tavayı kaldırdığınızda kaybolabiliyor. Ama korkmayın, merak etmeyin, bu pişirmeye devam ediyor. Şimdi birazdan böyle hafif hafif çıtırtılar gelecek. Neredeyse bu işlem 20 dakika falan sürecek arkadaşlar. Bir tarafı, iki tarafını yapması. Çünkü yavaş yavaş yapmamız lazım. Birden açarsak yakarız ve lezzetli de bir şey ortaya çıkmaz. Şimdi ben yavaş yavaş bu künefenin bir tarafının kızarmasını bekleyeceğim. Zaten altı kızarmaya başladığında da çıtır çıtır sesler de gelmeye başlayacak yavaş yavaş. Kızardığında da arkadaşlar şu kenarlarından renkler oluşmaya başlayacak. Hafif bir çatalla bozmadan bıçakla kontrol edeceğim alt kısmını. Rengi aldıysa diğer tabağımı, yağladığım tabağımı üzerine çevireceğim. Böyle ters çevireceğim. Bu tarafı da yağlanmış biçimde olacak ve soğuk şerbet verip üzerine kaymakla, fıstıkla afiyetle yiyeceğiz. Hiç de zahmet çekmeden olacak bu fiyata. Dışarıda biliyorsunuz en ucuz kadayıf arkada künefe arkadaşlar 20-22 liradan başlıyor. Yani gerçekten güzel bir kampanya. File Market'te tebrik ediyorum. 2 tane künefe 5.25'e sadece pişirip şerbetlemesi size kalıyor. Bu kadar basit de bir yöntemi var. Umarım sizler de dener, memnun evet, kalırsınız. Arkadaşlar. Künefemin bir yüzü kızardı. Altını kontrol ettim. Şöyle diğerini kapatıyorum üzerine. Şöyle bir mutfak beziyle. Şöyle hemen ters çevireceğim. Çevirdim. Alıyorum. Şöyle üzerine hemen bir vuralım. Tamam, düşmüştür herhalde. İnşallah her tarafı eşit kızarmıştır. Evet. Güzel. Düzeltelim. Künefemizi. Şimdi bu tarafı da kızarsın. Şerbet diyeceğiz. Künefemiz kızardı. Şimdi bir güzel ona şerbetimizi, soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Ilık şerbet de olabilir ama soğuk şerbet de çok daha çıtır oluyor. Şöyle üzerine biraz da fıstık atalım. Ve afiyetle yiyelim bakalım nasıl olmuş bakalım. Böyle bir kesiyoruz. Bakın arkadaşlar peynir de buzuyor. Güzel bir peyniri var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hiç uğraşmadan kolayca yapıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.